maddeyi oluşturan temel parçacıklarla ilgili hangisi yanlıştır deniliyor sorumuzda. Proton nötron çekirdekte olur. Elektron atomu çekirdeğin etrafında dolanır. Doğrudur. Protonları pozitif, elektronları negatif yük işaretlidir. Proton ve nötron yükü birbirine eşittir. Burada nötron nedir? Yüksüzdür. Yüksüzdür. Protonun yükü vardır, artı yüklüdür. Dolayısıyla bunların birbirine eşit olma ihtimali yoktur, yanlıştır. Elektronun kütlesi protonun kütlesinden azdır arkadaşlar. Yaklaşık 2 katı kadar azdır. Dolayısıyla bize yanlış olan sorulduğundan sonra da cevabımız D seçeneği olur. Şimdi K küresi yalkan eldiveni tutarak önce L'ye dokundurulup ayrılıyor, sonra da M'ye. Yani en son K ile M dokunuyor. Bu durumda K ve M'nin son yükleri eğer yüklüyse her ikisi de pozitif olabilir. Her ikisi de negatif olabilir ya da her ikisi de nötr olabilir. Çünkü net yükümüz ya pozitiftir, ikisi dokunmadan önce ya negatif ya da nötrdür. K ve M farklı cins olamaz. Cevabımıza baktığımız zaman eksi artı olduğundan, bize olamaz sorulduğundan cevabımız E seçeneği olur. K ve M farklı cins yüklü olamaz. Şimdi kürelerimizi şöyle çizecek olursa ilk durumlarını, K küresi pozitifmiş, L küresi nötr ve M küresi de negatif imiş. Ve özdeşmiş kürelerimiz, dikkat edelim. Mesela biz buna artı 8 Q desek, şimdi bunu K küresini önce L'ye dokundurursak diyor. Önce L'ye dokundurduğumuz zaman bunlar yüklerini nasıl paylaşacaktır? Yarı yarıya, yani 4Q bunda kalacak, 4Q da bunda kalacaktır. Sonra da M'ye dokundurduğumuzda nötr olabilmesi için, bakınız yüksüz olabilmesi için, o zaman başlangıçta M'nin yükünün ne olması lazım? Artı 4 ise eksi 4Q olması gerekir. Şimdi her ikisi de nötr oldu. Diyor ki başlangıçtaki durumda diyor L önce M'ye dokunsaydı diyor. Sonra da K'ye bakıyoruz hemen. K, L, M. Başlangıçtaki dediği bunun yükü artı 8Q idi. Bu nötr idi. Bu da eksi 4Q bulmuş idik. Şimdi L küresi önce M'ye. Bunu buraya dokundurduğumuz zaman şöyle olacaktır. Eksi 2Q bunun, eksi 2Q bunun olacaktır. Sonra L'yi de K'ye dokundurursa, K'de artı 8 vardı. Eksi 2 gelince net yükümüz artı 6 oldu. Bunun artı 3'ü, bunun da artı 3 oldu. Dolayısıyla son yükleri bunlar oldu. Yani pozitif, pozitif, negatif. Hangileri yük işaretleri olurdu diye bize sorumuzda sorulmuş. Buna göre cevabımız artı artı eksi A seçeneği olur. Şimdi iki tane cam küreyi ve plastik kürelerden burayı 2T süre, bunları da T süre yaptığında açımız 2 alfa iken 1 alfa olmuş. Yani çok ittiyse yükümüz burada çoktur. Plastik yün kumaşa sürtüldüğünde eksi olur. Mesela eksi 2Q'ya eksi 2Q olsun. Bu da cam çubuğumuzda artı Q'ya artı Q olur. Bunlar birbirini 2, 2, 4 Q kare yani 4 F ile itiyorsa bu da Q kare F ile itecektir. Dolayısıyla alfaya 2 alfa olmuştur. Burada ise eksi Q ve artı Q olduğu için de birbirlerini çekmişlerdir. Şimdi bu gözleme göre aynı cins elektrik yükleri birbirine itme. Evet, burada itmiştir birbirini. Yine burada da itmiştir birbirini. Zıt cinslerde çekme yapmıştır. Doğrudur. Bu gözlemle ulaşılabilir. Elektrik yükünün büyüklüğü kumaşa sürtme süresiyle 2T sürülen daha büyük itilmiş. Çünkü daha büyük yük miktarı oluşmuş.
Bu da doğrudur. Plastik küre artı değil, eksi yüklenmiştir. Üçüncü yargımız yanlıştır. Buraya bakarak bunların yük miktarları söylenebilir ama yük işaretleri için ulaşılamaz. Yük işaretlerine bu gözlemle ulaşılamaz. Yani zıt cins olduklarına ulaşılır ama hangisi artı hangisi eksi bu gözlemle ulaşılamaz. Cevabımız ulaşılabilir sorulduğundan 1 ve 2 D seçeneği olur. Yüksüz bir iletken KL yani K ve L nötr, çubuk yüklüymüş. Mesela çubuğun yükü artı olsa eksileri buraya çeker, artılar da burada fazlalık olarak ortaya çıkar. Yani K ve L zıt cins elektrikle yüklenmiş olur ne zaman? Birbirinden ayrılıp çubuk uzaklaştırıldığında. Birinci yargımız doğrudur. K ve L küre birbirinden ayrılıp çubuk uzaklaştığında. İkinci yargımıza bakacak olursak şurada hemen şöyle. K küresi iletken bir telle toprağa bağlanacak. Şöyle hemen yazacak olursak. Bu K. L küresi değmeyecek kadar yaklaştırılıp bir L küresini K küresine değmeyecek kadar yaklaştıracağız. Şurada L küresi olsun. Toprak bağlantısı kesilirse diyor. K küresi iletken bir telle de toprağa bağlanmış. Çubuğumuz da buradaydı. Artı yüklüydü çubuğumuz. Şimdi çubuğumuz buralara eksileri ne yapacaktır? Çekecek buraları artıları. Artılar topraktan gelen eksilerle nötrlenecektir. Burada eksi kalacaktır. Dolayısıyla bu eksiler de arkadaşlar ne yapacaktır buralara? Artıları çekecektir. Eksiler itecektir. Yine burası nötr olacaktır. Bu eksi olmuştur, bu nötr olmuştur. Aynı olmayacaktır. Üçüncü yargımız için yapacak olursak L küresi yine çubuğumuzu ne yapacakmışız arkadaşlar? Çubuk L küresine değmeyecek kadar yaklaştırılacak diyor. Yani şöyle yaparsak L küresi ve K küresi dokunuyor idi. K küresi, L küresi. Çubuğumuzu yaklaştırdık. Çubuğumuzun işaretinin pozitif olduğunu söyleyelim. Şimdi bir de burada ne yapmışız? L küresi iletken pir telle toprağa bağlanırsa şöyle topraklama yapılırsa artılar buraya eksileri çekecek. Eksiler tutulacaktır. Artılar da burada olacaktır. Sonra ne diyor? K ve L küreleri buradaki artılarımız topraktan gelen eksilerle nötrlenecektir. K ve L küreleri birbirinden ayrılıp K ve L küreleri birbirinden çubuk da uzaklaştırılırsa diyor. Çubuk L küresine değmeyecek kadar yaklaştırılıp toprak bağlantısını kestik. Değmeyecek şekilde yaklaştırdık. Toprak bağlantısını da kestik. Toprak bağlantısını kestikten sonra her ikisi de ne yapacaktır? Eksi elektrik yüküyle yüklenmiş olacaktır. Buna göre üçüncü yargımız da doğru olur. Cevabımız 1 ve 3 E seçeneği olur. Şimdi top sürtünerek geldiği için arkadaşlar topun hava ile sürtünmesiyle top elektriklenmiştir. Lenmiştir. Eline aldığında dokunma ile elektriklenmiştir. Ve geçişi olmuştur. Buna göre hangileri gerçekleşmiştir diyor. Hem sürtünme hem dokunma etkiyle elektriklenme uzaktan burada yoktur. Cevabımız 2 ve 3 E seçeneği olur. Şimdi yarıçaplarımız bir küçük olsun arkadaşlar. Bunun ikisi R olsun. Bunun ikisi 2R olsun. Yine bunun ikisi R. Bunun ikisi de 2R olsun. Ebonit çubuğumuz eksi ile yüklenir. Cam çubuğumuz da ipek kumaşa sürtülen artı yük ile yüklenir.
Ebonit çubuğumuzun eksi ile yüklendiğini biliyoruz. Buna göre eksi 6Q diyelim ebonit çubuğun yüküne. Bu da aynı miktar yükleneceği için buna da artı 6Q dersek. Şimdi bunları etkiyle elektriklenme sonucu ikisi de nötrdü KVL. Buraya artıları çekecek yani artı 3Q burada ise mesela burada da eksi 3Q olmalıdır ki toplam ne olsun? Nötr olsun. Net yük nötr olmalıdır. Sıfır olmalıdır. Çünkü başlangıçta sıfırdı. Burada da başlangıçta sıfırdı ama dışarıdan yük geliş geçişi olduğu için R olan yarıçapla doğru orantılı net yük paylaşacağından net yük dokunma sonrası yarıçapla doğru orantılı paylaşılır. Şimdi buna göre artı ikisini M, artı dördünü de N alacaktır. Yargılarımıza dönecek olursak. K küresi artı elektrikle yüklenmiştir. Doğrudur. MN küreleri artı elektrikle yüklenir ve yük miktarları eşittir diyor. Eşit kelimesi yanlıştır. KVL zıt cins yüklenir ve yük miktarları eşittir. Çünkü net yük korunmalıdır. Doğrudur. Cevabımız 1 ve 3. C seçeneği olur.